Değerli izleyiciler, iyi akşamlar. Yılın son programıyla karşınızdayız. Bu akşam çok kıymetli bir konuğumuz var. Muhittin Büyükdere, Elazığ'daki yeminli mali müşavirlerimizden bir tanesi. Sağ olsun kendisinin de konuyla ilgili bilgisine güveniyoruz. Bu akşam bizi EYT ile ilgili aydınlatılacağını da ümit ediyoruz. Muhittin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. İş yükü en fazla olan branşlardan biri gerçekten genel olarak. Mali müşavirlerin tümü yoğun. Belki sene sonu itibariyle bu yoğunluk bir kat daha artmıştır ama evet, bize de vakit ayırdınız. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gökçe Hocam, iyi akşamlar. Merhabalar hocam, iyi akşamlar. Biz Muhittin Bey geçen hafta asgari ücretle ilgili küçük bir konuştuk. Rakam belli olduktan sonra değerlendirmeler yaptık. Siz piyasayı çok daha iyi tanıyorsunuz. İsterseniz ilk birkaç dakika asgari ücretle ilgili bizim kafamızda bazı soru işaretleri olmuştu. Sizin kıymetli fikirlerinizi alalım. Soru işaretleri de şöyle oldu. Özellikle piyasada da çok konuşuluyor. Genel iktisat teorisi de bunu destekler şekilde. Olası ücretlerdeki artışlar istihdamda negatif, yani işsizlikle ilgili sonuç çıkarabilir. Fakat bunun da karşı argümanı olarak zaten hali hazırdaki firma karlılıkları, gayri safi yurt içi hasılayı incelediğimizde firma karlılıkları artıyor. Ama asgari ücretlilerin veya ücretli çalışanların toplam çıktıdan aldığı payda da sürekli bir azalma. Bununla ilgili iki karşıt görüş var diyebiliriz aslında. Siz bu asgari ücretteki artışı piyasadaki istihdam açısından nasıl değerlendirirsiniz? Evet. Öncelikle bizi izleyen değerli hemşerilerimize iyi akşamlar diliyorum. Şimdi malumunuz asgari ücret yine her sene olduğu gibi bayağı gündem oluşturdu. Şimdi dediğiniz gibi iktisatta maliyetler artınca işverenin işsizlik yaratması gibi bir durum oluşabiliyor. Şimdi bu geçtiğimiz Temmuz ayında ve evvelki dönem yapılan zamlarla bu yıl geçen yılın başından itibaren %100 bir zam almış oldu. Bu son zamla %54 geldi ama geçen yıl 4253 liraydı. Şimdi 8506 lira. %100'lük bir artış var. Şimdi bu artış işsizlik olarak çok şeylere yansımadı. Ancak şimdi benim şahsi görüşüm, şimdi bu dönemde bizim ihracat rakamlarımızdaki artışta firmalarımızın karlılığını arttırdı. Ancak son veriler ihracat rakamlarında bir ve büyümede bir düşüş olduğunu ve bunun sebebinin de işte Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın resesyona girme durumunun olması, Avrupa'ya en çok ihracat yapan, en çok ihracatımızı yaptığımız ülkeler Avrupa ülkeleri. Bu da doğal olarak bizim ülkemizdeki üretim yapan, ihracat yapan firmaları etkileyecek. Bununla ilgili asgari ücret açıklanmadan önce ihracat meclis başkanının bir açıklaması vardı. 350 doların üstünü kaldıramayız demişti. Şimdi sonuç itibariyle ürettiğiniz bir ürünün dünya piyasalarındaki fiyatı 10 dolarsa 10 dolar. Yani sizin maliyetleriniz arttığı takdirde üzerine fiyat artışı koyamıyorsunuz. Çünkü rekabet gücünüz azalıyor. Bununla birlikte bu dünyadaki ekonomideki durgunluğun bize yansımalarının sonucu olarak artık firmaların belli bir şeyi dediğiniz o karlılık yüksekti, üretim yüksekti. Onunla belki biraz subvanse edebiliyorlardı. Ancak benim görüşüm bundan sonraki dönemlerde gelecek rakamlarda da göreceğiz. İstihdamda bir düşüş olma olasılığı yüksek. Evet, yani bu da, işsizlik oranında bir artış bekliyorum. Bu da üzücü. Burada da yine benim yine bu tarafta olduğum, yani bu görüşü savunuyorum. O yüzden de sadece hatırlatayım ve yorumlarınızı alalım. Türkiye 10 sene öncesinde yine kur çok Türkiye'de, Türk lirası çok değerliyken, döviz kuru değerli değilken, İhracatçılar Meclisi'nin hükümete Türk lirası çok değerli, bunu biraz daha değersizleştirmemiz evet, lazım baskıları vardı. O dönem hükümet Türk Quality diye sizin artık maliyet rekabeti yapmanıza gerek yok. Biz Türkiye olarak dünya pazarına sattığımız mallarda üst kaliteyi, tasarımı, daha öne çıkaralım diye bir politika vardı. Bu yeni ekonomik programla beraber biraz daha maliyet endeksli bir rekabet yapısına dönüştürüldü. Yani öyle ümit ediyorum ki
Türkiye yurt dışına mal satarken fiyat rekabeti dışında kalite rekabeti veya teknoloji rekabeti yapsa, böylelikle asgari ücretlerin üzerindeki bu maliyet yükü de biraz daha azalsa, sanki birçok yapısı ürünler üretmek, onları pazarlamak ve o şekilde daha fazla hasılat elde etmek mümkün. Ancak bu da işte belli bir altyapının, belli bir eğitim seviyesinin, Ar-Ge'ye önem vermenin sonucu olabilir. Şu anda bizim ihracat ve firmalarımıza baktığımız zaman yani genelde katma değeri daha düşük ürünler oluyor. Zaten hani 250 milyar dolar rakamı bizim şu durumumuza göre çok iyi bir rakam. Ama diğer ülkelerle kıyaslandığı takdirde katma değerli ürün çok fazla üretemediğimiz için onların yanında şey kalıyor yani. Evet, işin yükü de çalışana yükleniyor böylelikle. Bir de şöyle bir şey de var aslında. Şimdi geçen yıl bu zamanlar bahsettiğiniz gibi asgari ücret 4250'ye çıkmıştı. Ondan evvel de yanlış hatırlamıyorsam 2800 gibi bir şeydi. Evet. Şimdi asgari ücrette bir yıl içinde aşağı yukarı %100'lük bir zam söz konusu. Fakat bu şimdi rakam olarak böyle söyleyince, hani bir yıl içinde asgari ücrete %100 zam geldi deyince ortada fevkalade bir iyileştirme veya iyi yönde bir gelişim var gibi. Çünkü %100 bir artıştan bahsediyoruz. Fakat buradaki zannediyorum bu artışların en önemli sebebi enflasyon, hepimizin malumu. Şimdi dolayısıyla enflasyonun hani en başına saracak olursak, enflasyonla mücadele daha etkin belki. Çünkü İzzet Hocam'ın bahsettiği gibi hani ihracatçılar işte maliyet noktasına veya kurun daha değerli olması yönünde onların tabii avantajına. Fakat bu politika değişikliği, hani o kurdaki rekabetçilik veya rekabet kur rekabetiyle elde edilecek ihracat pazarı bize bu tarafta yurt içinde belki bu dengelerde çok ciddi oynamalara sebep oldu. Ve bugün asgari ücrette %100'ün üzerinde bir artış, ki ihracat yapan firmalar aşağı yukarı son 6 aydır da kurlarda çok stabil bir durum söz konusu. Bu sefer de şey başlayacak, peki nereden bunu finanse edecekler? İşte geçen hafta bunu konuşmuştuk, işçi çıkarma olabilir ya da gene geçen hafta konuşmuştuk bunu, gayri resmi yani maaş ödenir bankadan fakat bir kısmı iade alınıp daha düşük ücretle, çünkü mevcut üretim düzeninde ekstra üretim artmadıysa, ihracat yaptığımız ülkeler artmadıysa, yani mal ve hizmetin total miktar olarak artış yoksa, o zaman bu maliyetin karşılanacağı bir yer olmalı. Evet. Ya bu yola gidilecek, yani şey gibi hani sıkıldı, nereden çıkacak şimdi bunun şeyi? Bunun mesela yasal olarak bir takibi, çünkü biz geçen hafta bunu konuştuk, hani bunu tespit etmek çok kolay değil. İnsanların da mağduriyetleri oluşuyor olabilir bu durumda. Bunun muhasebe olarak veya şirketler açısından bir uygulaması veya bir yöntem, bir uygulama. Vallahi Gökçe Hanım, var şimdi sonuç itibariyle işçiyle işveren arasında bir uzlaşmayla oluyor bu. Hani siz şöyle düşünüyorum, bir kasadan para çıkıyor, bankadan para çıkıyor, bu elden geliyor. Yani sonuçta bu şirket hesaplarına aktarıldığı takdirde hani bu paranın takibi yapıldığında belki sorgulamasında, ki zaten şirket bilançolarında kasa şişkin ise ilk akla gelen kayıt dışı ödemelerdir. Yani ve bu nedir? İşte ücret ödemelerinde gerçek ücret ile gidere yansıyan, deftere yansıyan belge arasındaki farktır. Aslında o fiktif olarak kasa şişer. Çünkü siz 100 lira ödüyorsunuz, 70 lira belgeyle gider yazıyorsunuz, 30 lira. Onun da bankada öyle bir para olmadığı için aslında öyle bir para yok, ama o kasada şişiyor. Bu da bir inceleme sebebi zaten. Hani bunun risk parametrelerinde bu var. Yani kasa şişkinliği belgesiz giderin göstergesidir. Hani devlet bu açıdan bunun takibini yapıyor. Bir de hani bazı mesleklerde ücret skalaları vardır. Hani bir doktoru asgari ücretle çalıştıramazsınız veyahut da başka bir kalifiye elemanı çalıştıramazsınız beyaz yakayı. Ama işte bu sonuç itibariyle bir şekilde şimdi yöntemlerini söylemeyeyim ama bertaraf ediliyor yani.
O nedenle bunun takibi çok zor. Önemli olan burada insanların ben ne iş olsa yaparım modundan çıkıp belli bir eğitim düzeyine gelip kalifiye olup ona göre pazarlık payını arttırması. Hani gerekiyor. Sonuçta asgari ücret benim her zaman söylediğim şudur. Asgari ücreti devlet belirlemez aslında. Piyasa belirler. Siz her ne kadar ben 8.500 lira diye belirledim deseniz de ihtiyacı olan 5.000 liraya da çalışır. Doğal olarak bu piyasadaki denge dediğiniz gibi şeyi oluşturur. Yani o zaman ne olur? 5.000 liraya çalışıyorsan ben sana yatırırım. İmzanı da atarsın. 3.000 küsur lirayı da bana getirirsin. Şekline döner ki bu gerçek anlamda bu çok oluyor. Şimdi onunla ilgili örneğin bizde asgari ücretli çalışan %50-%60 arası deniyor. Avrupa'da daha az. Ama işte bunun bir nedeni de bu. Yani aslında asgari ücretin üstünde çalışanlar da asgari ücretli gösteriliyor bizde. Hani bu dediğiniz elden ödemeler şeklinde. Hani orada da bodro üzerinden olanı ödüyoruz. Elden olanı, geri kalanı da elden ödüyoruz. Tam tersi de sizin söylediğiniz. Hani burada kayıt dışı zaten çok fazla. Burada tabii bunun şöyle bir avantajı da olabilir. Ben şeyi bilmiyordum. Hani üst daha asgari ücretten daha fazla maaş alıp asgari ücret gösterilip bu da herhalde kıdem tazminatı ile ihbar tazminatına yarayacak ya, bir durum. Ya kıdem tazminatına da yarıyor, ihbar tazminatına da yarıyor, SGK primine de yarıyor. Yalnız bu görüntüde yarıyor. Hani sonuç itibariyle iş mahkemelerinin dosyaların çoğunluğu bu tür davalardan oluşuyor. Hani ihtiyacı var. Asgari ücret gösterilmesini teklif ediyor. İtiraz edemiyor. Çalışıyor. Artık da ayrılacağı zaman, emekli olacağı zaman haklarını toplu olarak gidip iş mahkemesine başvurarak almanın peşine düşüyor. O zaman işte tazminatlar son aldığı gerçek ücrete göre hesaplanıyor. İşte bir süreç sonunda genelde işçi lehine sonuçlanıyor yani. Evet, bu konuda gerçekten o %50-%60 ile ilgili biz de ara sıra konuşuyoruz ve üzücü bir rakam olduğunu da dile getiriyoruz. Ama bahsettiğiniz ölçüde yaklaşık %10 var mıdır tahminen? Asgari ücretlerin %10'u daha fazlasını... Bence daha fazlasını. Öyle mi? Bu da ilginç bir piyasa bilgisi oldu. Biz de bunu geçen hafta aslında açıkçası düşünememiştik. Böylece güzel oldu. Seyircilerimiz de ek bir bilgiyle yani ben şöyle daha geniş bakmış olduk. Geçen Bingöl'deydim. Orada bir firma sahibiyle oturduk. Yani ücret durumu nedir diye sordum. Yani bayağı da hani hiç ummadığım şekilde bayağı da birikimli bir işverendi. Asgari ücret bir tık üstü ve iki tık üstü olmak üzere şeyimiz var dedi. Ücret skalamız var. Yani bana bahsettiklerini hani inanın şu ana kadar birçok işverenden duymadım. Ufku çok geniş. Yani işçinin motivasyonu ile ilgili işte yemesinin kalorisine kadar hesaplıyoruz diyor. Bunu Bingöl'de bir işverenden. Yani şimdi bu tür işverenlerin sayısı artınca belki bu rakamlar hani kağıt üstünde istatistikler daha sağlıklı olacak. Ama ben şu andaki hiçbir verinin tam sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o TÜİK'e gönderilen istatistik rakamlarını sonuçta yine mali müşavirlerin üstüne yıkmışlar. Hani biz de verdiğimiz veriler, hani biz kayıt dışı çalışan var mı yok mu onu bilemeyiz. Bize gelen kağıt üstündeki verilerdir. Hani bu gerçek anlamda bir çalışma yapılırsa bence bu rakamların birçoğu çok farklı rakamlar çıkacak. Evet, değişir. Evet. Asgari ücretle ilgili işveren yükü, o da çok konuşuluyor. Evet. Burada işveren yüküyle ilgili devletin yapacağı destekler, evet, bunun artması veya sabit kalması, bu yönde bir iyileşme olur mu? Bekliyor musunuz? Yoksa bu iş artık bitti mi 2023 için? Şimdi asgari ücretle ilgili son açıklanan asgari ücret desteği 100 liraydı. Hı hı. 2023 yılında 250 lira olarak uygulanacak ilk 6 ay. İkinci 6 ay artık seçim sonrası ne olur ne olmaz onu bilmiyorum ama 250 TL asgari ücret desteği verilecek. Bu piyasa için yeterli bir miktar mıdır? Yani ya da devlet yani için çok yük müdür? Hani yani 10 bir taraftan milyar da onu konuşmak lazım. Yıllık 10 milyar TL'yi bulacak. Bu yılki destek 5.7 milyar.
2023 yılı 10 milyar TL'yi bulacağı söyleniyor. Evet, yani o açıdan bakınca da devlet bütçesinde bayağı bir yük oluşturduğunu da görüyoruz. Şimdi 250 TL asgari ücret desteği var. %5, 5500 sayılı yasaya göre %5 primde indirim hakkı var. Şimdi son EYT'de emekli sayısı artınca hani bunların tekrar çalışması durumunda onların da sosyal güvenlik destek primi adı altında bir prim ödeniyor. Onun da %5 indirim açıkladı Sayın Cumhurbaşkanımız. Hani yasada ne gelir bilmiyorum ama açıkladığına göre büyük ihtimal öyle gelecek. Yani ve bunun dışında asgari ücretliye çalışanlara devletin sağladığı 18-19 tane teşvik yasası var. Bunların totalinin maliyeti bayağı tutuyor. Yani hani sonuçta devlet aslında destek vermiyor değil. Birçok yatırıma teşvik belgesi olana 10 yıl işçi primi, işveren primini hiç almadığı var, vergi almadığı var. Yani devlet bu konuda çok destek veriyor. Ama işte sonuçta dediğiniz gibi bunun bir maliyeti var. Evet. Şimdi EYT bu haftanın en popüler konusuydu. Biz de açıkçası EYT ile ilgili medyadan takip ettiğimiz kadarıyla konuya hakim olduk. Burada da yine ikiye bölünüyor vatandaşlar. Bir, kıl payı kaçıranlar var, ah vah edenler. Diğer tarafta çok büyük bir sevinçle karşılayanlar var. Diğer tarafta da bu konuyla ilgili bir beklentisi olmayıp bu iş bana vergi olarak dönecek mi acaba diye düşünenler var. Yani aslında toplumda üçe ayrılmış durumda diyebiliriz. Evet. Konuyla hiç ilgisi olmayanlar diyor ki şimdi bu işler oldu ama bunun bir maliyeti var. O da dönüp bizden vergi olarak çıkacak. Sevinenler var. Bir taraftan da emekliliği hak ettim ama acaba çalışmaya devam etsem mi? Benim önümde yeni fırsatlar var mı? Beni işe alanlara farklı bir avantaj olacak mı? Biraz önce bahsettiğiniz gibi. Bununla ilgili çok soru işareti var. Bu silsilede EYT ile ilgili genel bir çerçeve çizer misiniz bize? Evet. Şimdi EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar 90'lı yılların bir sorunu. O zaman Başbakan Süleyman Demirel'in 92 yılında yasalaştırdığı bir konu. O zamana kadar belli bir yaş şartı var idi. O tarihten sonra yaş şartı kaldırıldı ve 92 ile 99 arasında işte 38 yaşında kadınlar, 43 yaşında emekli olan erkekler oldu. Bu da SSK'nın gelir ve gider dengesinde bir bozulmaya neden oldu. %69'a kadar düştü 7 yıllık süreçte. İşte burada da dünya ortalamalarında %70 sürdürülebilir oluyor. %70'in altına düşünce o zamanki hükümet Eylül 1999'da acı reçeteyi koydu ortaya. Bununla kademeli olarak emeklilikte yaş şartı getirildi. Sonuç itibariyle bu o dönemde hani oyun oynanırken kural değiştiği için insanlar hukuken de haklarını aradılar. İşte son zaman o zaman Anayasa Mahkemesi'nden hani müktesep hak olmadığı için, emeklilik gerçekleşmediği için böyle bir mağduriyet doğamaz diye bir karar çıkmıştı. Daha sonra sivil toplum kuruluşu bazında bu dernekler, evet. Dernekler bayağı bir etkin rol oynadılar bu işte. Ama bunun tabii popülist politikayla gelmişti yaş şartının kaldırılması. Yine popülist politikayla tekrar geri döndü. Hani aslında yıllarca da hani bu konuda hükümetin tavrı netti. Hı hı. Yani çok yüklü maliyetleri var. Yani şu anda son bakanın açıkladığı rakama göre SGK'nın gelir gider oranı %97'ye kadar çıktı. Hani şimdi bu oran düşecek büyük ihtimal. Ama bunun kaynağını bir şekilde oluşturduklarını düşünüyorum. Çünkü yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emekli olduğunu düşünürsek yaklaşık 3500 lira falan şu anda maaş alıyorlar. Ocaktan itibaren 5000 lira olduğunu hesaplarsak 2 milyon 250 bin 250 milyon şey yapıyor. Liradan yapıyor. 5'ten çarpınca 10 milyar. 10 milyar. 12 milyar falan para yapıyor. Bunda yıl avduğumuzda 140-150 milyar TL. Bir de yayından önce de konuştuğumuz gibi hani bu çalışanlar çalıştıkları dönemde bir SGK'ya prim ödeniyor adlarına veyahut da kendileri ödüyorlar.
Şimdi bu primden de devletin olduğunu düşünürsek bu da bir ekstra maliyet de geleceğini düşünebilir. Bunun da benim tam yıllık en az 200 milyar TL bir maliyeti var. Bunu da işte bir şekilde tabii ki dediğiniz gibi devletin karşılaması gerekiyor. Hani bunu vergi olarak mı şu an itibariyle ilk seçime kadar bunun vergi olarak geleceğini düşünmüyorum. Hani zaten yaptığımızı bir daha geri alırsak bir anı olmuyor. Popülist politikanın anlamı olmuyor. Ancak son gelişmeleri bakınca hani şu doğalgaz gelirleri işte Mart'tan itibaren artık kullanmaya başlayacağız. Son açıklanan 1 trilyon dolarlık doğalgaz rezervi. İşte bu tür kazançlarla belki bu maliyeti şey yapabileceğiz yani karşılayabileceğiz ve dediğim gibi zaten bunun hesabı yapılmıştır. Çünkü böyle bir yükün altına bir kaynak olmadan girmek çok şey olur yani anlamsız olur. Burada hocam isterseniz EYT'nin genel çerçevesinde yükün yüklendiği diğer bir aktörü de konuşalım. Sonra detaylandıralım. Tek devlet değil. Sonuçta özel sektörde de çalışanlar var. Onlar da emekliliği hak edecekler. Yani özel sektördeki çalışanlar da bununla ilgili kendi çalışanlarının emeklilik süreçleri için hazırlık yapıyorlardı veya yapmıyorlardı. Bir an kanunla beraber dendi ki sizin çalışanlarınızın 25 yılı dolduranlar, kadınlarda da 20 yılı dolduranlar emekliliği hak etti. Şimdi bir anda işverenler, öyle işverenler vardır ki belki çalışanlarının yarısı bir anda emekliliği hak etti. Şimdi işverenleri de hiç hazırlıklı olmadıkları, ekonomik olarak da hazırlıklı olmadıkları, bir de iş işleyişiyle ilgili de emeklilik kararını verirlerse eğer bir anda işletmelerin belki de gidişatını etkileyecek şekilde işçilerden istifa gibi niteliğine, çünkü emekli oluyor artık, bu durum söz konusu. Bunu nasıl okumamız gerekir? Yani işveren yüküyle ilgili destekler açıklandı ama şimdi, o da bir yine... Evet, kredi garanti fonundan... kredi verilmesi gündemde. Hatta ödemenin direkt işçilere yapılması gündemde. Çünkü hani kurumsal suistimal, evet. Kurumsal büyük şirketlerde olmaz ama hani küçük, orta, büyükteki işletmelerde genelde olabilir. Hani kıdem tazminatı için kredi garanti fonundan kredi çekilip başka amaçlar için kullanılabilir. İşçiler mağduriyeti olabilir. Bunun için direkt işçiye ödenmesi gibi bir durum var. Bunun dışında şöyle hani bu hani diyoruz ya hazırlıksız yakalandılar, aslında bu bunların hepsinin bir işletmede öngörülmesi gerekiyor. Hani çalışanların yaşına göre, emeklilik durumuna göre bir kıdem tazminatı karşılığı adı altında bir fon oluşturulması gerekiyor. Ama tabii hani o kadar henüz daha kurumsallaşmadığım pratikte için. Pratikte çok da kolay hani, değil. İşverenlerin çoğu öyle bir gizli borcu olduğunu da bilmiyor. Hani ancak işten ayrıldığı takdirde yasal yollara başvurulduğunda ödemesi gerektiğini, hani ödemem diye düşünüyor. Öyle bir borcu olduğunu da bilmiyor. Birçok işletme o konuda sıkıntı yaşıyor. Bununla ilgili işte mesela kredi garanti fonu söyleniyor ama ben de yakın çevremdeki küçük ve orta işletmeleri, işleri sahiplerinden kredi garanti fonuyla alabilecekleri kredilerin tümünü, tüm limitler kullanılmış neredeyse. Yani şu an öyle bir durumda ki aslında o KOBİ dediğimiz işletmeler, özellikle bu son geçirdiğimiz pandemiden sonra yine işte bu döviz kriziyle beraber işletmeler devletin verdiği sübvansiyon, düşük faizli kredileri hemen hemen herkes kullandı. İşiyle ilgili veya değil ama oradaki limitlerini fullleyen KOBİ'lerden bahsediyoruz. Yani bu ödemelerle ilgili çok da kolay bir takvim yani beklemiyorum açıkçası. Benim bildiğim kredi garanti fonunu kredileri limitleri etkilemeyecek. İşte bu da pratikte öyle olmadığı da söylendi. Şimdi mesela işverenler diyor ki bu şekilde hiçbir teminat olmadan kredi alabilmemiz lazım deniyor. Bankaya gidiyoruz. İşte şimdi teminat istiyorlar. Uygulamada biraz farklılaşıyor. Farklı olabilir ancak şimdi hani yasalaşmadı. O konuyla ilgili bir yasal düzenleme olunca hani sonuçta bankalar da o yasal düzenlemeye uymak zorunda kalacaklar. Genelde kamu bankaları üzerinden olur. Çünkü özel bankalar faiz oranlarını da kendileri bağımsız belirliyorlar. Hani muhtemelen kamu bankaları üzerinden yasal düzenlemeyle destek çıkılacak. Yani. Evet, EYT ile ilgili eskiden bahsettiğiniz tarihte emekli sandığı, SSK ve Bağkur olmak üzere 3 farklı sigortalı tipi vardı. Evet. Bunlar arasında bir farklılık olacak mı? Evet. Şimdi
daha önce 506 sayılı kanun, 1479 sayılı kanun ve 637 sayılı emekli sandığı kanunu vardı. Şimdi bunlar tek kurum altında birleşti. 5 SGK'da altında. 4A, 4B, 4C şekline döndü. Şimdi 4A sigortalı, 4B bağkurlu, 4C emekli sandığı. Şimdi bunlar arasında o zaman da şimdi 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılarda 25 yıl erkekler için hizmet süresi 5000 gün. Tabii o 5000 gün konusunu da birazdan açacağım. Orada da yanlış anlaşılmalar olabilir. Yarın da son gün. Onu da bir hatırlatmakta fayda var. Çünkü yanlış anlaşılmalar olduğunu düşünüyorum. SGK'lılar 5000 gün, Bağkur ve emekli sandığı 9000 gün. 25 tam yıl prim yatırmaları gerekiyor. Bu doğal olarak şu anda farklılıklar oluşuyor. Her ne kadar o dönemde başlangıcı olsa bile Bağkur kapsamında olanlar için 25 yılı dolmuş olsa bile, yaş şartı olmasa bile gün açısından eksiklik olabiliyor. Ama SGK'lılar için şu an itibariyle çok büyük sıkıntı görünmüyor. Onlar için onlarda da şöyle bir durum var. 8 Eylül 1999'da yayımlanan yasayla hizmet 25 yıl erkekler için, 20 yıl kadınlar için vardı. Gün ise daha önce 5000 gün iken orada 5000 gün ile 5975 gün arasında kademeli olarak işe giriş tarihlerine göre belirlendi. Daha sonra yaş şartı bir de geldi. Şimdi orada o tabloda yaş şartı ortadan kalkınca bir hizmet süresi kalıyor, bir gün şartı kalıyor. Şimdi bununla ilgili bir tablo da var bende. Şimdi örneğin erkekler için 1976 ve öncesi için 5000 gün. 76-79 arası da 5000 gün. 79-80 5000, daha sonra 75 gün olmak üzere giriş tarihine göre artıyor. 5975 güne kadar çıkıyor bu. Şimdi o doğum tarihi miydi, işe giriş tarihi miydi? İşe giriş tarihiyle ilgili. İşe giriş tarihiyle ilgili. Örneğin 24 Kasım 1998 8 Eylül 1999 arası işe giren bir sigortalı 5975 gün şartı var. Ama 80'de giren için 5000 şartı var. 5000 gün şartı var. Şimdi muhtemelen, yani yasada çıkmadığı için bu tablo üzerinden yapılacak. Yani eksik günü olanlar bildiğim kadarıyla E-Devlet'te de emeklilik şartlarını sorguladıklarında bugün sayıları geliyordu. Muhtemelen çoğu da bugün sayısına göre eksiklerini tamamladılar. Eğer eksiklerini bu tabloya göre değil de 5000 gün üzerinden hesap yapıp tamamlayanlar yarın bunu bir daha değerlendirsinler derim. Bu çok önemli bir hatırlatma oldu. Çünkü ben kiminle konuşsam 5000 gün, 5000 evet, gün diye geçiyor. Orada bir yanlış anlaşılma. İşe alım tarihini tekrar bir, işe giriş tarihini tekrar bir söyler misiniz? Şimdi yani 5000 gün diyebilecekler hangi 80, tarihten önce? 23 Kasım 1980 öncesi 5000 gün. Ama ondan sonra işte yıllık bazda artıyor. 75 gün, 75 gün şeklinde 80'den 99'a kadar işte en son 5975 oluyor. Şimdi bu işe giriş tarihlerine göre kaç gün ihtiyaçları olduğunu doğru tespit edip ona göre askerlik borçlanması, yurt dışı borçlanması, doğum borçlanması, yarın başvurular son. Çünkü onun önemi de şu, hani Ocak ayında da yapılabilir ama yarın itibariyle yapılırsa evet, bu yılki asgari ücret evet, üzerinden hesaplanacak. Hmm. Ama 1 Ocağı pazartesine kalırsa %54 değerlenmiş. Evet. Hmm. Bununla ilgili önemli bir hatırlatma daha yapabiliriz belki. Süreçte askerlik borçlanması yoksa veya yurt dışı ile ilgili bir transfer edebileceği bir emek yoksa, bu mevcut tarihte yani 7 Eylül diyelim, 7 Eylül'de giriş yapan kişi 5000 değil 5950 gün. 5975 gün. 75 gün doldurmalı. Evet. Yani büyük ihtimal öyle çıkacak. Çünkü o tarihte yayımlanan tablo bu. Bu tablodan yaş şartı kaldırıldı. Burada da 44 yaşından 58 yaşına kadar kademeli yaş şartı da var. İşte bu yaş şartı kaldırıldıktan sonra önümüzde kalan tabloda gün sayısı ve sigortalılık süresi var. Burada da gün sayısı herkes için 5000 değil. Yani bundan dolayı mağduriyetler oluşabilir. Yani evet, Şubat'ta emekli olacağım diye denip de daha sonra gün eksiğinden dolayı sıkıntı yaşayanlar olabilir. Bu ağır işler tanımı diye bir şey olur mu burada? Hani daha erken emekliliği hak eden bir sınıf.
Orada zaten şimdi orada fiili hizmet zammı var, yıpranma payı. Onların çalıştıkları sektöre göre örneğin 360 gün prim yattıysa 420 gün kabul ediliyor. İşte o tür şeyler var yani, oranlar değişiyor. Hani onların zaten fiili hizmet zammı gün hesabı yüklendiği için evet, orada ekstra bir hesap yapmaya gerek yok. E-Devlet'te hangi rakamı yani görüyorlarsa o zaten ilgili katsayılarla. Evet yani onu ona göre SGK kurumu değerlendiriyor zaten emeklilikte. Şimdi burada bu arkadaşlarımız emeklilik kararı alıp almama ile ilgili önlerinde bir süreç başlayacak. Bu zorunlu bir emeklilik değil. Emeklilik opsiyonu olarak karşılarına çıkıyor. İşveren bu emeklilik yasasıyla beraber kıdem tazminatını ödeyip emekli edebilir. Etmeyebilir. Kişi de aynı şekilde emeklilik hakkını kullanabilir. Kullanabilir. Evet. Bu seçenekleri karşılaştırırsak hem işverenin üzerindeki yük bakımından, yani emekliliği hak etmiş birini işletmesinde çalışmaya devam ettirirse ne tip ekstra haklar alacak? Veya çalışan açısından işletmede çalışmaya devam ederse kendisini nasıl bir gelir bekliyor? Yine asgari ücret mi alacak? Asgari ücreti hak edebilecek mi? Artı emeklilik maaşı tabii. Bununla ilgili nasıl bir projeksiyon yapacağız? Şimdi şöyle, işveren açısından çalıştırmaya devam ettiği takdirde emekli olan bir işçiyi eğer işçi emeklilik şartını kabul etmemişse aynı şartlarda da devam edecek. Evet. Ama işçi emekli olur da biz tekrar çalıştırmaya devam edersek orada da sosyal güvenlik destek primi adı altında bir prim ödenecek. Orada oran da şöyle, %22,5 işveren, %7,5 işçi payı var orada. Yani yaklaşık bir %30 civarı bir prim ödeniyor. Oradaki işveren payı daha fazla. Yani SSK primi açısından. Yani işveren için şu daha mı iyi olur? Yani emekli olmadan devam çalıştırırsa. Ya çok büyük bir rakam değil ama hani şeye vurunca sosyal destek primi işveren payı daha fazla oluyor. Şimdi onun dışında %5 indirim hakkı tanıyacağız diyorlar sosyal güvenlik destek priminde. Öyle bir şey. O bunu ortadan kaldırabilir ama onun da tehlikesi şu. Şunu gözden kaçırıyoruz. Şimdi bir işçi emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya devam ederse ve bu primi siz düşürürseniz hani emekli olanlara karşı bir işverenlerde öncelik tanınabilir. Hani emekli çalıştıralım. Bir de emeklilerde kayıt dışı olması olasılığı daha yüksek. Tabii. Çünkü prim ödendiği takdirde çok bir anlamı yok. Zaten sağlık hizmetini alıyor. Sağlık hizmetini zaten emeklilikten dolayı alıyorsunuz. Emekli de olmuşsunuz. Oradaki sadece iş kazası ve meslek hastalığı durumunda belki işveren riskini kurtarmak açısından, işveren açısından önemli ama çoğu işveren bunu tolere edebilir. Bu da yeni gelen genç neslin iş bulmasında daha zorluk yaratabilir. Evet. Şuna da sebep olur mu? Mesela emekli olanların gerçekten muhtemelen birçoğu da çok gençler, çalışmaya devam ederler. Fakat bir kısmının da çalışmaya devam etmeyeceği, dolayısıyla istihdamda da bir düşüşe. Hoş tabii genç nüfus daha fazla olan veya genç nüfusu şu an aktif, daha yoğun olan bir ülke olduğumuz için belki bizim daha çok gençlerin faydasına olur bu. Fakat bu aynı zamanda şeyi de getirir, hani bu istihdamdaki boşluk aynı zamanda bir şey yaratır mı? Bir sıkıntı yaratır mı, bir problem yaratır mı acaba? Hem kişiler için. Ya şimdi ben şöyle, hem de hani işletmeler için. Çünkü aynı zamanda çok ciddi bir entelektüel sermaye de birikmiş oluyor işte bu ekli olan olgunluk dönemindeki çalışanlar için. Kafiye eleman var. Yıllardır işi yapan bir elemanınız var. Hani o emekli oluyor, onun yerini doldurmak çok kolay olmayacak. Bu verimlilikte bir düşüşe neden olur. İş kazalarında artışa neden olur. Yani bunlar istatistik olarak Bir de emekliler şu açıdan elleri de güçlenebilir pazarlık açısından. Şimdi dediğiniz gibi artık belki kayıt dışına kayacağı için kalifiye eleman zaten emeklilik maaşı var. Dolayısıyla dediğiniz işverenler onlara daha şey olabilirler. Bu anlamda pazarlık güçleri de çok daha elleri güçlenmiş bir durumda aslında. Hem kalifiyeler hem de işverenin üzerinde bir vergi yükü yok. Bunların hepsi kötü senaryolar oldu şu ana kadar. Pek iyi senaryo çizilmedi. Şey yani hayatın gerçekleri muhtemelen de öyle olacak. Yani işlerle ilgili, işe girmeyle ilgili süreçlerini
negatif etkiledi de diyebilir. Sanki şu an masada şu ana zaten kadar konuşulanlar. Biz bir hafta Z kuşağını konuşmuştuk. Hani Z kuşağı şu anda böyle 8-5 mesai, 9-5 mesaiye çok gelebilecek bir yapıda değiller. Dolayısıyla daha çok işte esnek çalışma saatleri olan, daha yaratıcı, daha üretici bu olan. Tabii bunun için kalifiye olmak gerekiyor. Yani ama şimdi o dediğiniz tamam güzel de keşke bir hani şeyler olsa da biz de faydalansak, hani işe gelmesinler ama bir şey üretsinler, biz katma değeri yüksek ürünler üretelim de dışarıya pazarlayalım, ama hani ben o şeyi de göremiyorum işte. Bu arada program sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi hiç mesela bütçe kısmını konuşmadık. Özellikle 2023 yılı için öngörülerde. Şimdi geçen bu zamanlar bir dövizde çok ciddi bir volatilite vardı. İşte arkasından KKM geldi. Onun bütçeye bir etkisinin yansımasının olacağı öngörülüyordu zaten. Şu an aşağı yukarı yarım trilyon kadar KKM şeyinin yükünün olacağı söyleniyor. Keza az önce şey dediniz, yıllık 200 milyar lira civarında bu EYT'nin bir yükü olacak bütçeye. Seçim dönemine giriyoruz şu anda. Bütün bunları bir araya getirince hani bütçenin üzerine şu anda kısa dönemde en azından, belki bu tabii seçim ekonomisi döneminde olduğumuz için bir parasal işleme de var. Hem enflasyonu artıracak hem bu yüklerin bütçeye getirdiği şeyler. Dolayısıyla seçimden sonrası biraz daha çok karanlık gibi görünüyor. Mesela şu an yapılan zam, asgari ücret zammı işte Temmuz'da yapılabilecek veya önümüzdeki yıl bu denli %50 oranında bir asgari ücret artışı olabilecek mi? Yani bütçe sizce bunu nasıl şey yapabilir? Yani sizin öngörünüz nedir mesela 2023 senaryosunda kamu bütçesiyle ilgili? Yani şimdi mevduat, evet, mevduatın hani yükü ile ilgili o rakamı ben çok abartılı buluyorum. Yani hani en son açıklanan 91 milyar TL. Hani yıl sonu itibariyle belki biraz da olacak. Yalnız orada şunu kaçırıyoruz. Şimdi burada biz parayı yurt içinde tutmuş olduk. Yani bunun avantajını da değerlendirmek lazım. Eğer bu dışarıdan gelen sıcak para olsaydı bu bir şekilde dışarı gidecek. Bu da zannediyorum en çok borsaya yaradı. Borsa son dönemlerde çok idrar yapıyor. Yani şey olarak çok sağlıklı olmasa da hani çünkü orada bazı firmalar var, çok fikratif şeyler oluyor orada. Hani orayı ben çok gerçekçi bulmuyorum işin açıkçası. Ama tabii ki bu şartlar altında dolar bir bayağı bir süredir stabil. Altın bir araç olarak kalıyor. Bir de borsaya şey yaptım. Bana borsaya yürüyor. Kripto paralarda da sıkıntılar oluştu. Hani borsadaki o yükselişin daha çok işte bu şeyden kaynaklandığını düşünüyorum, ama orada da şu risk var. Hani Türk yabancı sermayenin %36'ına hani %30'un altına düştüğü için Türk yatırımcı hani çok bilinçli olmadığı için çok panik hamleler gelebilir. Ondan dolayı çok mağduriyet yaşanabilir. Hani yabancı sermaye daha bilinçli, daha sakin. Onlar bilançoya göre yatırım yapıyorlar tabii. Ama şu anda genelde insanlar anlık kazançlar için alıp satım yapıyorlar. Yani orada TÜİK üzerinden, mali analiz üzerinden çok yapan vardır illaki, ama daha çok işte gruplar üzerinden işte gelen TÜİK'larla, işte arkadaşların söylediği TÜİK'larla bir şekilde orada bir yatırım oluyor, ama birçok yatırımcı, küçük yatırımcının bu konuda ben şahsi görüşüm mağdur olacağını düşünüyorum. Bu arada evet, çok güzel bir yere geldik aslında. İnşallah sizi önümüzdeki dönem programda da şunun için ağırlarız. Hani sağlıklı bir şirketin bilançosundaki hangi kalemler onun o şirketin sağlıklı, işte iyi bir bilançoya sahip olduğunu, yatırım yapılabilir özellikler taşıdığını. Evet. İnşallah önümüzdeki dönem faaliyet dışı karlarla ilgili mesela çok korkunç şeyler geliyor. Şirketlerin kendi faaliyetleri dışında elde ettiği kar, bizim işte süremizde evet. Kambiyo karı, faiz geliri, işte onlar işte tabii şey, hani bu dönemde oraya gelmişken hani siz dediniz evet, kredilerin limitlerini kullandılar, ama aslında o dönemde kullanılan kredilerin %80'i finans piyasalarına giriyor. Yani ilk 100 şirket arasında gitmiş ve onları da çoğu olarak ama aslında kaybettim. Şeydi şu açıdan da bence şey çok güzel, yani bu dönem belki de en fazla işte hani borsaya yaradı tamam, ama bence sermaye piyasaları uzun vadede şirketlerin gerçekten ucuz finansman sağlayabilecekleri çok önemli bir kurum. İnsanlar buraya şu anda spekülatif amaçlarla gittiler, fakat en azından bir giriş yapmış oldular.
İyi kötü bir kendilerini biraz tartabildiler. Yani inşallah kripto piyasası gibi böyle bir anda yükselip bir anda çakılıp böyle kalmaz. İşte bu yüzden belki de hani izleyicilerimizi borsanın sağlıklı bir yatırım aracı olarak kullanılabilmesi için işte bu finansal tabloların, işte gelir tablosunun, bilançolarının nasıl değerlendirilebileceğine dair bir şey yapabiliriz evet, belki. Orada bir şeyi de notuna geçeyim. Hani biz şeyde şöyle bir şey vardır. Hani sermaye maliyeti mi, finansman maliyeti mi diye. Evet, karşılaştırdığımız zaman hani kredi üzerinden ödediğimiz maliyet mi, sermaye üzerinden ödediğimiz maliyet mi daha yüksektir diye orada hani kredi mi daha? Yok, sermaye maliyeti daha yüksektir. Hı. Hani siz ortak alıyorsunuz ve bunun sürekli ödemesi var. Yani SPK'nın şeyine göre %5 her yıl kar payı ödeyeceksiniz. Hani burada şu andaki faiz oranlarının çok yüksek olması şirketleri borsaya açılmaya, oradan finansman elde etmeye yöneltti. Yalnız onunla ilgili de işte geçen SPK bir açıklama yaptı. Hani bazı şirketler üzerinde gereğinden fazla değerlenmeler var. Hani bunu takipteyiz diye uyarı da yaptı. Şu açıdan faydası da olabilir mi şirketlere? Kredi bulma konusunda evet sermaye üzerinden borçlanmak yerine, yani sermaye üzerinden öz kaynak elmek veya işte elde etmek yerine kredi, ama piyasada kredi bulmak için de piyasa değeri yükseldiği için firmaların daha kolay kredi bulmasına belki. Olabilir tabii. Şey olarak böyle tabii değerler, öz kaynak yükseldiği için mali değerler ve önü daha rahat görebilir. O açıdan diğer finansman araçlarına daha rahat ulaşabilir. Ama yani şey olarak... Evet, biz EYT'den çok saptık. Zaten programın da sonuna geldik zannediyorum. Biz Muhittin Bey'i bayağı görmüyoruz. Evet. Çok görmüşken de istifade etmek istedik. Estağfurullah. Son 1-2 dakika galiba EYT ile ilgili yararlanıcılara ve işverenlere, bunları da mutlaka unutmayın veya dikkate alın dediğiniz 1-2 cümle hatırlatalım. Çünkü süremiz çok çabuk tükendi. Yani EYT'liler için yarın askerlik borçlanma, yurt dışı borçlanma avantajlı olarak yani %54 daha ucuz yarın son. Bir de hani şu günlerinin hesabını doğru bir şekilde yaparlarsa yasa çıkıncaya kadar o eksiklerini daha rahat giderebilirler. Hani başvuru yaptıktan sonra cevap gelmesi 3-4 ayı bulur. Orayı da belirtelim. Ocak ayında başvurursanız 1 Şubat itibariyle maaşınız hesaplandı ama muhtemelen bu yoğunlukta 3-4-5 ay sonra cevap gelebilir. O arada hani 4 ay sonra olumsuz bir cevap geldiğinde sizin 3-4 aylık maaşınız boşa gitmiş olur. Hani ondan sonra tekrar o eksiği giderirsiniz ama orada bir şey maliyetiniz olur. Ona dikkat ediniz. O işler kesinleşene kadar da işlerinden ayrılmasınlar. Hani... Yani ben çoğunun işten ayrılacağını da düşünmüyorum. Hani kağıt üzerinde ayrılırlar, tekrar devam edeceklerini düşünüyorum. Yalnız bu durum, çok affedersiniz böldüm fakat aklıma şey geldi. Biz hep şeyden bahsediyoruz şimdi, bu son bir yıldaki inanılmaz enflasyondaki yükseliş. Orta geliri eritti diye konuşuyorduk. Hani orta sınıf kanadı gibi. Bununla birlikte ek gelir eden çalışanlar, yani hem emeklilik hem de bu ikinci gelir olacak onlar için. Dolayısıyla bu orta sınıfın hani veya alt üstün biraz daha genişlemesine, o oradaki bandın biraz daha genişlemesine de katkı sağlayabilir. Doğru. Evet, doğru. Çok teşekkür ederiz Muhittin Bey. Yılın son programıydı. Yarın da 2022 yılını noktalıyoruz. Zor bir yıl oldu. Evet. Fırsatıyla, zorluklarıyla, özellikle finans piyasaları, işte borçluların bir şekilde zorlandığı, sermaye sahiplerinin sermayesini nasıl daha fazla geliştiririz diye veya TL nasıl enflasyona karşı koruruz diye sürekli herkesin kafasında ekonominin döndüğü bir yıl olmuştu 2022 yılı. Evet. İnşallah 2023 yılı daha stabil olur. İnsanlar en azından kendi iş güçlerine biraz daha fazla odaklanabilir, daha verimli olabilirler. Kafalarından enflasyonla ilgili soru işaretleri tamamen bitirmiş olurlar diye de bir temenni. Müsaadenizle İnşallah. Bitirmiş olalım. İnşallah. Başta sizlere, sonra kıymetli izleyicilere, ekip arkadaşlarımıza da iyi yeni seneler dileyerek bitirelim. Değerli izleyiciler, 2022'nin son programını yapmış olduk. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi yıllar.